Karasa HR olarak en temel işimiz yeteneklerin keşfedilmesi. Bu nedenle sizler için harika bir seri başlattığımızı duyurmuştuk. Sıra dışı yetenekler Outliers serimizde fark yaratan yeteneklerin hikayelerini dinleyerek hepimiz ilham almayı hedefliyoruz. Burada bu harika deneyimlerle dolu bu seriye sıra dışı başarılara ve kariyer yoluna sahip aynı zamanda da Icarus HR'ın platformumuzun teknik mimarı Selçuk'la başlamayı istedik. Selçuk, seni çok kısa tanıyabilir miyim? Hoş bulduk. Öncelikle estağfurullah demek istiyorum. O kadar hani sıra dışı yetenek falan deyince insan şey oluyor böyle. Ben 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra işte yeni mezun olmanın getirdiği tecrübesizlikte işte bazı yanlış tercihler yapıp değişik farklı şirketlerde çalıştım. Çok fazla iş değiştirdim. Derken işte 2010 yılında askere gittikten sonra askerlik dönüşü biraz daha kariyerim daha böyle düzenli gitmeye başladı. İşte Ziraat Bankası'nın IT firması olan Fintech'te işe girdim. Orada altyapı çalışmalarında bulundum. Orada yaklaşık 2,5 sene çalıştıktan sonra da Intertech'e geçtim. Orada işte Denizbank'ın altyapı işlerini yürüttüm. Daha sonra 2017 yılında da bir yurt dışı maceram oldu. İngiltere'de Amazon'da çalıştım. Amazon İngiltere'de Londra ofisinde. Amazon.com'da satılan ürünlerin harmanlandığı bir yazılım var. Bütün farklı satıcılardan gelen bu ürünleri, işte fiyatlarını, kotalarını falan işleyen ve Amazon.com'da sizin gördüğünüz o sayfayı hazırlayan yazılım ekibinde bir görev aldım. Yaklaşık 1,5 senede orada çalıştıktan sonra 2018 yazında döndük. O gün bugündür de hem freelance olarak hem de Icarus HR'da çalışmalarıma devam ediyorum. Tabii yurt dışı deneyimini böyle teyit geçtim şu anda ama Amazon gibi büyük bir şirkette çalışma fırsatı buldum. Aslında bu deneyimi biraz daha böyle açmanı istiyoruz. Muhtemelen katılımcıların çoğu da bunu çok merak ediyor. Sana nasıl bir katkısı oldu Amazon'da çalışmanın? Ya şöyle isterseniz şeyden başlayayım. Ben Intertech'te çalışırken bir şirkette çok uzun süre çalıştığınız zaman özellikle yazılım dünyasında dışarıda olan şeylerden biraz uzak kalıyorsunuz. Hep böyle kendi çalıştığınız alanda devam ettiğiniz için belki o konuda derinlemesine çok şey öğreniyorsunuz ama teknoloji çok hızlı ilerliyor. Başka yerlerden kaçırdığınız şeyler olabiliyor. Ben de öyle bir hissiyata kapılmıştım ve iş arayışına başlamıştım. Sağ olsun benim yöneticim de Intertech'teki beni çok teşvik ediyordu yurt dışına da bak, yurt dışında düşün diye. O vesileyle yurt dışı işlere bakmaya başladım. Tabii Amazon, işte Microsoft, Facebook, Google gibi firmalar harıl harıl eleman arıyorlar. Yani halen bile arıyorlar. Şu an bile Amazon.com'a girip işlere baktığım zaman pek çok iş görünüyor açık. Yani bu virüse rağmen. Dolayısıyla çok fazla iş imkanı var bu büyük firmalarda. Ben de ilk önce Amazon'un İrlanda ofisinde Dublin'deki bir pozisyona başvurmuştum. Önce işte teknik mülakat oluyor HackerRank tarzı bir siteden. İşte onu geçiyorsunuz sonra bir birebir birisiyle bir saat boyunca online coding yapıyorsunuz. Daha sonra orayı da geçtikten sonra işte 5 kişilik 5 ayrı bir toplu mülakat oluyor. Toplam 5 saat sürüyor. Bunları böyle aynı Zoom üzerinden yapmıştık. Video konferans üzerinden. Beni bayağı bir haşlamışlardı orada. 2015 yılı bu. Başarısız olmuştum mülakatta. Geçememiştim son mülakatı. Daha sonra 2016 yılında Amazon bana bu sefer böyle böyle İstanbul'da bir işe alım etkinliği olacak. Katılmak ister misin diye. Ben de tabii isterim dedim. O sırada da işte şey oldu, bu Atatürk Havalimanı'na saldırı olmuştu yanlış hatırlamıyorsam 2016 Haziran'ında. Derken bunu İstanbul'da değil de Belgrad'a taşıdılar. İşte Belgrad'a gittim. Orada bir gün boyunca işte mülakatlara falan girdim. Orada tabii artık çok iyi hazırlanmıştım. Yani bu işin de bir tekniği var açıkçası. Hani Amazon'da işe girmek yani tamam biraz zor olabilir belki ama imkansız değil. Böyle önünüzde pek çok kaynaklar falan var. İşte herkes paylaşıyor yaşadığı mülakat deneyimlerini. Onları takip ederek bayağı sıkı çalışarak o mülakatta gayet güzel geçirdim. Ve Kanada'dan, Toronto'dan ya da Vancouver'dan bana bir seçim yapmamı istediler. Ya Toronto ya Vancouver olacak dediler. Biz de düşündük taşındık. Şimdi Kanada'ya gitmek hani biraz büyük bir karar olurdu. Fazla cesaret edemedik. Ben de o sırada şeyi sordum. Mesela başka ülkelerdeki pozisyonlara düşünebilir misiniz beni dedim. Onlar da İngiltere ofisini önerdiler, Londra ofisini. Londra'da biraz daha bize işte hem mesafe olarak yakın hem de gözümüzde çok büyümemişti açıkçası. O yüzden Londra'ya gittik. Amazon tabii bambaşka bir ortam. Hani Intertech de belki kurumsal bir firmaydı ama bunlar artık işin son şeyindeler. Yani yeter ki siz işinizi güzel bir şekilde yapın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Gittiğimde mesela bugüne kadar girdiğim işlerde bilgisayarım benim birkaç gün sonradan gelmiştir. Orada mesela öyle olmadı. O gün hemen bilgisayarı verdiler. Hadi bakalım başladık. Süper. Fazla vakit kaybetmeden başla dediler. Çok profesyonel çalışıyorlar yani. Orada biraz profesyonelliği öğrendim diyebilirim. Biraz da bu işin planlama kısımlarını çok kitabına göre de
muntazam yapıyorlar. Böyle plansız programsız bir iş yapmıyorlar. Mesela her sene, sene başında o sene neler yapılacağını, büyük ölçekte o sene neler yapmak istediğimizi ekip olarak biz belirliyoruz. Bizim ekipten sorumlu direktöre sunuluyor bunlar. Eğer işte onlar da belki şuna da bakın, buna da bakın diye düzeltmeler yapıyorlar. Daha sonra netleştiriyoruz. Sene başında o sene ne yapacağımız belli olmuş oluyor yani. Böyle olunca da insan daha kolay motive oluyor ve fazla dağılmıyorsunuz. Yani bir işi sonuna kadar götürebiliyorsunuz. Ve o anlamda hani Amazon'un bana kattığı en büyük şey herhalde profesyonellik olmuştur diyebilirim. Yani hedeflerden haberdar olmak aslında. Evet, yani hem bütün süreçten sizi haberdar ediyorlar, hem şeffaflık var o anlamda. Hem de hedefleri falan çok net koydukları için başarılı olduğunuz veya başarısız olduğunuzda çok açık bir şekilde ölçebiliyorlar. O anlamda da sizi sürekli başarılı olmaya itiyorlar. Mesela Türkiye'deki firmalarda benim bugüne kadar rastladığım, belki orada da uzun süre kalsam öyle olabilirdi ama burada rastladığım şey genelde ben bir yerde 1,5-2 sene kaldıktan sonra artık çevreyi iyice tanımış oluyorum, işi tanımış oluyorum. Böyle rölantide işi götürebiliyorum. Orada öyle bir duruma düşmek pek kolay olmuyor. Çünkü sürekli boşta durduğunuz gördükleri zaman veya işte hissettikleri zaman yeni şeyler veriyorlar. İşte yeni projeler veriyorlar. Bazen işte ekip değiştirmenizi tavsiye ediyorlar falan. Böyle çok dinamik bir ortam var orada. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Yani bilgisayarlarınıza herhangi bir şey mi kuruldu bununla ilgili yoksa? Yok, hayır. Bilgisayara bir şey kuruldu değil. Şöyle, bizim yöneticimiz direkt neler yaptığımız zaten kendisi biliyor. Yani çok yakından takip ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim ekip 8 kişiydi. 8 arkadaşla da her hafta yarım saatlik birebir bir görüşme yapıyordu bizim yöneticimiz. Dolayısıyla yani ne yaptığımızı belki de bizden bile daha net bir şekilde biliyordu. Çünkü o biraz daha yukarıdan baktığı için. O da aynı şekilde kendi üstündeki müdüre raporluyor. Derken böyle böyle herkes şirketin nereye gittiği konusunda bir fikir sahibi oluyor ve kimin ne yaptığı da çok açık şekilde görülebiliyor. Peki şu anda da aslında kısa zamanda hem yurt dışı deneyimin var hem freelance çalışma deneyimin var. İkisi hakkında görüşlerin neler? Yani ikisi arasındaki farklar ya da freelance olmak daha mı iyi, nedir bu konudaki fikirlerin? Yani freelance bence herkese göre olmayabilir. Ben işte 2 sene oldu freelance çalışalı. Zorluğu şu, eğer ki ben şu an Taptel diye bir platform üzerinden freelance iş alıyorum. Eğer böyle bir platforma bağlı değilseniz, kendi başınızaysanız, o zaman iş bulmak konusunda ve ödeme almak konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle Türkiye'deki firmalarda duyuyorum yani çevremden duyduğum kadarıyla. İşte işi yapıyorsunuz, yaptığınız için emeğinin karşılığını alamıyorsunuz. İşte ya da işi net tanımlamıyorlar, sürüncemeye giriyor. Yani çok çeşitli sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden freelance çalışırken çok profesyonel, o konuda ciddi geçmişi olan insanlarla ve firmalarla çalışmak gerek diye düşünüyorum, mağdur olmamak açısından. Bir de freelance çalışınca tabii gerçi bir ofis kiralayabilirsiniz ama ben evden çalışıyorum. İşte evden çalışmanın da şu an muhtemelen pek çok insan da farkına varıyordur yavaş yavaş. Zorlukları var yani. Evet. İşte yani sosyal anlamda biraz insan bir arkadaş işte ne bileyim kahve alırken bile iki çift laf ediyorsun sonuçta mutfakta, iş yerinde diyelim ki. Onu arıyor insan. Öyle sıkıntısı oluyor. Onun haricinde ben şu an freelance işlerimi ilk başta bir Suudi Arabistan'da bir firmaya yapmıştım. Şu anda Londra'daki bir firmayla çalışıyorum. Yani iki ayrı uçta iki farklı firmayla çalıştım. Suudi Arabistan çok relax işte, çok rahatlar. Hiçbir şeye karışmıyorlar. Ben adamları ben dürtüyordum yani şunu da yapalım, bunu da yapalım diye. Londra'daki ekip de bir an için beni boş bırakmamaya çalışıyorlar. Hemen bir şey bitirdiğim zaman al şunu da bak, hadi sen bunu da yaparsın falan diye böyle bayağı zorluyorlar. Çok iyi. Peki, şimdi AWS sertifikası aldığını biliyorum. Bu ve bunun gibi trendlerden aslında hangilerine yatırım yapmalı yazılımcı arkadaşlar var şu anda dinleyenler? Neler önerirsin onlara? Bence şu an en önemlisi dediğin gibi bulut bilişim. Çünkü yani gitgide artıyor. Her geçen sene buluta geçen uygulamaların sayısı artıyor. Çünkü bulut bilişim sayesinde önceden yapamadığımız bir şeyi yapabilir hale geldik şu an. Önceden bir fikriniz vardı. Bu fikri gerçekleştirmek için İlk başta daha birinci günden bir yatırım ortaya koymanız gerekiyor. İşte sunucu satın almak gibi, yazılım lisansı satın almak gibi. Bulut bilişim sayesinde mesela Amazon'un ya da Google'ın herhangi bir mesela güçlü bir sunucusunu saat bazında kiralayabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk başta o yatırım, ilk yatırım miktarını çok önemli ölçüde azaltmış oluyor ve böylece kafanızdaki fikirleri daha kolay düşünebilir, daha kolay uygulayabilir hale geliyorsunuz. Ve pek çok firmada bu bulut bilişim sayesinde
önemli ölçüde giderlerini azaltabiliyorlar. Bu yüzden buluta bir geçiş var yani yazılım dünyasında. Tabii böyle olunca onun etrafında da yeni bir ekosistem oluşuyor. İşte mesela AWS sertifikaları, Google sertifikaları, işte sertifikalı Amazon işte Cloud Architect pozisyonları gibi yeni pozisyonlar çıkıyor. Mesela Amazon Architect dediğin zaman işte Cloud Architect sadece Amazon'daki sistemleri çok iyi bilen ve bunun da sertifikasını Amazon tarafından almış bir insandan bahsediyoruz. Böyle olunca bu size yeni kapılar açıyor. Yani bana açtı. Hem de büyük ölçüde açtı. Mesela bu Londra'daki müşteriyi bu sertifika sayesinde ikna edebildim. Bu sertifika önemli bir gösterge oluyor onlar açısından. Sertifikayı da laf olsun diye vermiyorlar. Yani almak çok zor değil ama bir emek sarf etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani böyle bir yere kaydolayım, bir video izleyip hemen sınava gireyim gibi olmuyor. Gerçekten bir şeyleri ispatlıyor yani sertifika o anlamda. Dolayısıyla şu an yeni mezunlara, yani yeni mezun olmak zorunda değil. Belki bilişime sonradan geçen bir insan da olabilir bu. En büyük tavsiyem bulut. Bilişimde bir kendine bir cloud provider seçip işte Amazon olur, Google olur, IBM olur neyse. Sertifikayla başlayabilir bence. Bu önemli bir katkı sağlar. Hem de onun etrafında neler olduğu konusunda da bir fikir vermiş olur diye düşünüyorum. Çünkü ona hazırlanırken farklı kaynaklara başvurmanız gerekiyor. Bununla da hangisiyle başlayayım derlerse Amazon derim. Çünkü bildiğim kadarıyla 2018'deki bir Gartner'ın bir araştırmasında bulut piyasasının %50'si, %50'ye yakını Amazon'daydı. Şu an günümüzdeki durum ne bilmiyorum ama hani çevremden gördüğüm kadarıyla Amazon diğerlerinin bir adım ötesinde şu an. Dolayısıyla bulut bilişim tavsiyesinde bulunuyorum. Yani sertifika ile başlanabilir. Somut bir hedef koyabilirler kendilerine. İşte şu sertifikayı alacağım gibi derler. Özellikle bu süreçte bence de sertifika özellikle böyle yerlerden yani o sertifikaların bir geçerliği olacaksa ben de mutlaka edinmelerini tavsiye ediyorum. Tabii senin tavsiyelerin burada da yazılımcılar için çok daha değerli. Ama son olarak bir tavsiye daha isteyeceğim senden Selçuk. Hatta şöyle sorayım soruyu biraz farklılaştırayım. 22 yaşına geri dönseydin neyi yapardın ya da neyi yapmazdın? Şöyle söyleyeyim. 22 yaşında işte yeni mezun olmuştum. Yeni mezun olmanın verdiği bu heyecan ve acelecilik de diyeyim. İlk başvurduğum ve kabul edildiğim işe girmiştim mesela. Dolayısıyla yeni mezun arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bir iş ararken yeni bir işe gireceğiniz zaman mutlaka birkaç opsiyonunuz olsun. Size ilk ulaşan ya da sizin ilk bulduğunuz yere hemen şey yapmayın. Birkaç tane elinize teklif alın. Bu teklifler içinde en size mantıklı geleni değerlendirin. Yani kısacası acele etmeyin. Hani insanoğlu gerçekten aceleci yaratılmış. Ben de bayağı aceleci bir insanım. Ya oralarda da bir şeyler öğrendim ama mezun olduktan sonraki bir iki sene biraz yanlış kararlar vererek mesela bir firmaya girmiştim. Bir adını vermeyeyim şimdi. Yani girerken kestiremedim onu ama iki ay sonra ayrıldım. Çünkü memnun etmedi beni yani tatmin etmedi. Ondan sonra başka bir firmaya girmiştim. Yine orada 6 ay çalışmıştım falan. Hani bu anlamda bir karar vermeden önce mutlaka birilerine danışıp fikir alıp ve mümkünse birkaç opsiyon elinizde bulundurup o şekilde karar vermek lazım. Bir bu pişmanlığım var. Bir de yurt dışına daha erken gidebilirmişim. Ama onu da tabii şimdi olay olduktan sonra konuştuğumuz için hani şu an öyle gibi geliyor. Belki de yani yaşayıp görmek lazım. Hani o zaman belki de hazır değildim. Peki. Aslında sorularım bitti. Ama müsaaden olursa iki tane sadece soru almak istiyorum. Eğer sorusu olan varsa hemen geldi hatta bir tane. Toptal'a giriş sürecinden biraz daha bahsedebilir misiniz demiş Mustafa soruyor. Tabii Toptal'a ben, kardeşim benim aynı zamanda Toptal'da freelancer olarak çalışıyor. Onun beni refer etmesiyle yani beni tavsiye etmesiyle ben oraya başvurmuştum. Başvurduktan sonra ilk önce bir HackerRank ya da işte Codility tarzı online bir platformda 3 tane algoritmik soru çözdürüyorlar size. Yanlış hatırlamıyorsam 3 soruya 90 dakika veriyorlardı. Ben bu sorulardan bir tanesini çözebilmiştim. Tam bir tanesini de yarısını yapabilmiştim. Bütün test case'lerini çözememiştim. Ona rağmen 40 küsür puanla 100 üzerinden geçmiştim ilk turu. Daha sonra İK mülakatı oluyor. Yaklaşık 10 dakika bir Zoom görüşmesi yapıyorsunuz. Orada İngilizce konuşabiliyor musunuz? Kendinizi ifade edebiliyor musunuz? Ona bakıyorlar. Ondan sonra onu geçtikten sonra yine bir saatlik bir algoritmik karşınızda bir mülakatçıyla online coding yapıyorsunuz yine. Ekranınızı paylaşıyorsunuz kendi makinenizden. İşte verdiği iki tane problem oluyor. Yarım saatte ilk problemi, kalan yarım saatte de ikinci problemi çözüyorsunuz. Kendi ekranınızı paylaşarak. Onu da geçtikten sonra bir ev ödevi gibi
bir proje veriyorlar. Onda işte zaman kısıtı şöyle var. Bir hafta içinde bunu tamamlayın diyorlar. Bir proje veriyorlar. O projeyi de normalde profesyonel, işte gerçekte canlıya çıkacak bir uygulamaymış gibi yapıyorsunuz. Daha sonra da onun sunumu oluyor. Bir saatlik bir sunum yapıyorsunuz. Orada işte uygulamayı gerçekten gözden geçirmiş oluyorlar. Sizi böyle biraz zorluyorlar işte. Burada niye, authentication'da niye bunu kullandın? Efendim loglamayı nasıl yaptın gibilerinden böyle sorularla. Onunla geçtikten sonra platforma girmiş oluyorsunuz. Girdikten sonra da iş bulmak oldukça kolay benim gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü çok fazla iş var. Hani anladığım kadarıyla bütün dünya çapında bir remote ve freelancer tarafına bir kayıyor yani sektör. Çünkü bir bakıma freelancer dediğiniz kişi aslında hani software as a service dedikleri şey var ya, aslında developer as a service gibi bir şey. Yani adam o an, o ay mesela bir yazılımcı ihtiyacı duyuyor. İşte AWS'ten anlayan diyelim ki ya da işte Google Cloud'dan anlayan. Hemen oradan Toptal'daki havuzdan buluyor sizi. Bir ay boyunca çalışıyorsunuz, işiniz bitiyor ve anlık ihtiyaçlara cevap bulabiliyorlar bu sayede ve dolayısıyla çok fazla gerçekten talep arttı yani. Bana bazen şey diyorlar işte Toptal'da mesela bir müşteriyle işin bittikten sonra diğer müşteriyi bulmak çok vakit alıyor mu diye. Yani şimdiye kadar hiç vakit almadı. Direkt buldum diğer müşteriyi. Harika, süper. Teşekkür ederiz. Ama son bir soru daha geldi sanırım. Bu sorudan sonra artık başka soru almayacağız. Direkt çıkıyoruz. Amazon ve Toptal tecrübesinden sonra Türkiye'de bir firma çalışma fikrine sıcak bakıyor musunuz? Harika bir soru. Tabii sıcak bakıyorum ama şu an mesela çok daha eleyiciyim bu konuda. Yani gidip de herhangi bir firmada çalışmak istemem. İlk önce o firmadaki çalışan diğer yazılımcıların profiline bir bakarım. Ürüne bakarım. Ondan sonra işte yöneticilerin mesela iş yapış şekillerini biraz anlamaya çalışırım. Biraz daha böyle modern kafalı firmalarda tabii ki çalışma fikrine sıcak bakarım yani. Ama Toptal'da şöyle bir şey oluyor. Ücretler konusunda biraz sizi şey yapıyor. Çünkü dolar bazında şu an maaş alıyor Toptal'dan. Dolayısıyla Türkiye'deki o maaşlara çıkabilmeleri zor olabiliyor firmaların. Ama tabii maaş her şey değil. Yani belli bir maaşın üzerine çıktıktan sonra hayat kalitenizi çok fazla fark ettirmiyor yani. İşte 5000 lira maaşla, yani 5000 lira gerçi artık az bir şeye geldi. 5000 lira kötü bir örnek evet. Oldu da. Atıyorum işte 15 bin liralık maaşla işte 25 bin liralık maaş çok fazla bir şey değiştirmiyor yani bir yerden sonra. Önemli olan bence işi sevmek. Yani her gün hani işe giderken böyle hangi problemleri çözeceğim diye heyecanlanıyorsanız o iş zaten sizin için doğru iş. Harika. Peki çok teşekkür ediyoruz Selçuk. Yine buradan da bize her zaman sorularını sorabileceğini ileteyim herkese. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için herkese. Selçuk sana da ayrıca tekrar teşekkür ediyorum cevapların için. Kendinize çok iyi bakın. Ediyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.